Merhaba arkadaşlar. Vallahi şimdi ilk olarak deprem hakkında ne kadar konuşsam doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Hani olmamış gibi yapsak sıkıntı, olmuş gibi yapsak kanalda sıkıntı. Bilmeyenlere bir yazıda yazmıştım hatta. Hani ben Elbistanlıyım aslen zaten. Ben oralıyım. Benim ailem de var orada. 3 akrabamı da enkazda ölü çıkardık biz. Yani içim yandı ama hani daha yani kim bilir milletin çektiği acısının yanında bizimkisinin hiçbir şeyi de yoktur. Zaten hani oraya da gidemedim. Destekte de bulunamadım. İşte Elbistan'da halamın evi, dedemin evi, birçok ev, yani haberlerde gördüğünüz ve kesinlikle birçoğunuzun yaşadığın aynısını ben de uzaktan olsa da yaşadım. Aynı mı değil mi tartışılır. Yok, bence tartışılmaz. Aynı değildir ama hani gerçekten bir hafta halen yani bu konulara girdik mi böyle içimde bir ağırlık oluşuyor. Yani çok kötü, tarif de edemem. Hani bilen bilir. Şöyle bir şey de demeliyim. Benim motom insan olmaktır. Yok Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış, Japonmuş hiç umurumda değil. Müslümanmış, Hristiyanmış, Aleviymiş, Yahudiymiş hiç umurumda değil. Yani bu tarz şeylerle pek ilgilenmeyen bir insanım. İlgilenin de yani herkes kendine. Ama bana göre bu tarz düşüncelere gerek yok. Zaten burada da bu tarz düşüncelere pek yer verilmedi. Ama ya bilmiyorum yani. Şimdi bunu niye böyle başladığımı da bilmiyorum. Ama hani kötü oldu yani. Gerçekten o kadar insanın o acıyı çekmesi falan. Umarım herkes en hızlı şekilde de toparlar. Ve aslında ben bir ay falan video çekmeyi de düşünmüyordum. Hani gerçekten bir hiç aklımın ucundan da geçmiyordu. İlgilenmiyordum. İstemiyordum da. Ama iki olay oldu beni motive eden. Birincisi şöyle bir olay oldu. Arkadaşlar hani benim bölgeye doğru gittiler. Beşiktaş, Çarşı, Berlin, Saufek bölgesi. İşte şu Stuttgart falan filan, İsviçre'deki kısım falan, oraya gittiler. Orada yardıma gittiler. Orada da hani bizim oraya gittiklerini gördüğümde tabii ben aradım, direkt yönlendirmede yardım ettim ve onların kimseye gitmediği bir köye yolladım. Yani o bölgeye. Ve cumartesi pazar gittikleri yere yardım daha gelmemişti. Onun mutluluğu üstümdeydi. Arkadaşım beni aradı dün. Teşekkür etti bayağı, gerçekten dedi hani yardımın dokandı falan, ki bana göre en çok yardımı onlar yaptı. Ama yine de bir mutluluk hani şu oldu. İkincisi de dün bir yorum okudum. Onun resmini de şimdi atarım size. Sonra da dedim abi haklı. Hani videoyu izleyenler, kafayı dinlemek için şey yapanlar var. Onlara da destek olayım açısından. Böyle de devam video atmaya çalışacağım. Hani ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama işte bunları size söylemek istedim. Umarım yani herkes en hızlı şekilde de bu olayı atlatır. Yani fazla da bir şey diyemem. Hani fazla da şey yapmak da istemiyorum. Videolarımı özlediğinizi düşünüyorum. Birkaçınız işte. Ben de özledim. Hani sonuçta yani neyse. Fazla uzatmayalım. Son chapter'ın incelemesine bir göz atalım ve birazdan da spoiler videosunu atmaya çalışacağım. Neyse, çok konuştum ve kısaca son chapter'e geçelim. Ne zaman? Bildiğiniz gibi introdan sonra. Chapter'ın cover page'ine yine baktım ve cover page'de matları görüyoruz. Ve başlık şöyle bu üçü için. 3 adam bitmeyen ikincilik savaşında. Vegapunk arkasında kim en iyi ikinci olacak? Bunun için tartışıyorlar ve dövüşüyorlar. Sonra Eket'te pasifistaları görüyoruz ve bu pasifistalar Mark 3 modelleriymiş. En güçlü tiplerden ve oradaki hükümet elemanlarını hemencik yenebilen tiplerdendir. Ki çok çok da güçlü. Bayağı bir met ediliyor bu chapter'da bunlar. Zaten başlıkta Mark 3 zaten chapter'ın. Mark 3'lerin kimler tarafından kontrol edildiğini de sonradan görüyoruz. Sentumar'ı bunları kontrol ediyor ve yaralı olmasına rağmen de tek isteği Vegapunk'ın sağ salim adadan çıkması ve denizcilerin onun saf değiştirdiğini de anlamadığını öğreniyoruz burada. Bundan sonra tayfayı görüyoruz ve Luffy'ler komple binada Vegapunk'ı aramış ve bulamamışlar. Yani diğer Vegapunk'lar da bu aramaya ile başlıyor ama bulamıyorlar. Tek bildikleri Bonnie'nin nerede olduğu. Burada da güzel bir şey oluyor. Bütün tayfa seferber oluyor. Hani biz bir gidip bunları bulalım ve tek Zoro ve Luffy diyorlar biz yapmayacağız. Biz oturuyoruz. Oturuyorlar ve karşılarında yerde baygın bir şekilde Kaku ve Lucci'yi görüyoruz. Zaten burada da şunu demeliyim. Hani bunun baya bir goygoyunu geçerdim ama şu an böyle biraz hafiften vuracağım. Ama çok hoşuma giden bir sahne oldu. Bu arada Bonnie'yi de laboratuvarda görüyoruz. Ama tam nerede olduğunu görmüyoruz. Bir flashback'in içinde gibi değil gibi, büyük ihtimal o patinin içindedir. Ve bu flashback'te de yani Bonnie'nin içinde olduğu, sadece gördüğü bu anıda biraz şeye benzettim ben. Harry Potter'daki şey var. Hiç adını bilmiyordum. Neydi onun? Hani su vardı, içine giriyorlardı. Anı yaşıyorlardı. Ona benzer bir sahne gibi. Puma'nın çocuk halini görüyor Bonnie ve bu Kuma bir yani bir anı tekrar yaşıyor. O anı işte Bonnie'yi görebiliyor. Kuma'ya öyle bir işkence yapılmışken ondan sonrasını görüyoruz. Bunlar bunu geri almak istediğinde hani diyor ki beni öldürün de geri götürmeyin, yani ölmek daha iyi. Burada da şöyle bir şey diyebiliriz. Kuma için baya efsane, ağır, duygu dolu bir flashback bizi bekliyor. Bonnie de baya etkileniyor bundan ve bir sonraki sahnede de Kuma'nın Redline'den yukarı tırmandığını görüyoruz. Sonra da chapter'ın sonunda Morgan'ı görüyoruz. Luffy'nin orada olduğunu biliyor ve Vegapunk'ın öldürülmesi istediğini de biliyor. Ama
manşeti istediği gibi değiştiriyor. Yonko Luffy Vegapunk'a rehin aldı diyor ve böylece sunacak haberi. Adam bir tık yanıltıcı haberlerde belirli habercileri andırıyor ama neyse, oradan da detayına girmeyeceğiz. Son sayfada da Vivi'yi görüyoruz. Yanında Vapol var ve büyük bir sır açıklanıyor. Morgans Vapol'u Vivi'yi kurtaran kişi ve Vivi şikayet etse de, yani Morgans'ın işiyle ilgili şikayet etse de, Morgans kendini savunur ve gücünü belli eder. Der ki medya çok güçlü ve ben medyadan istediğimi yaratabilirim. Ha şimdi arkadaşlar, bölümde olanlar bunlar. Fazla da özetlenecek bir şey de yok. Biraz boş bir bölüm. Ama tahminen herhalde diğer arkadaşlar da fazla inceleme çekmediği için kısa bir özet geçeyim dedim. Hani ne oldu gibisine falan bir belki merak eden vardır. Bu chapter'da ilgimi çeken Vegapunk'ın kaybolması ilginç bir olay gözükse de, yani ilginç bir olay gibi dursa da, gidişatı ne olacak merak ediyorum. Bu arada tahminen Kuma'nın da tırmandığını görüyoruz. Onu herhalde önce söylemeyi unuttum. Ve Kuma tırmandığında da bence büyük ihtimal bir amiral karşısına çıkabilir. Ve içimdeki ses Fujitora olacak gibi. Niye derseniz, Fujitora diğer amirallere göre daha insaflı Kuma'yı öldürmez. Ama bir Akainu çıksa orada, bir Yogokyu çıksa orada ki Kuzara çıkamaz. Yani ölebilir Kuma. Ondan dolayı böyle bir fantazi bekliyorum ben orada. Diğer tarafta da hani şöyle bir şey var. Olaylar tıkandı. Aslında hani bir Kizaru'nun gelmesini, bir Gorosei'nin gelmesini bekliyoruz. Ama gelirse ne olacağını da hani dartamıyoruz. Çünkü bu Serafimler olayı da var. Bu Serafimler de hani pek kontrol altına alınmıyor gibi. Hani bir baya bir karmaşa var. Şu an haftaya ne olacağını tam tahmin de edemiyoruz. Gerçi spoiler çıktı, onun incelemesi gelecek. Ama genel anlamda tahmin edilemeyen şeyler bizi bekliyor gibime geliyor. Mark 3'ler ile ilgili de şöyle bir şey demeliyim. Ultimate Defense sistemini kullanarak tanıtıldı bize. Yani bu sistemler defansı baya güçlendiriyor. Ve toplam 50 tane Mark 3 varmış. Yani burada aklıma gelen de şudur. Bunlar tamam deniliyor Luffy'nin tarafında ama öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Ya da olursa da karşı tarafta çok daha güçlü bir şey çıkmalı. Çünkü şu anki gidişata göre Luffy'lerin tarafı çok çok güçlendi. Ve karşı tarafta bir bok yok. Yani bir bok yok biraz ağır oldu ama gerçekten oraya gidiyor. Ve hiçbir show'nun hikayesi ve hiçbir güzel yazılmış bir hikaye ve hiçbir 20 senedir 30 senedir işlenen bir hikaye iyi tarafın güçlü olması ile finale girmez. Öyle bir dünya yok. Ve burada da olmayacak. Yani o olmaz. Ondan dolayı da burada bir değişiklik bekliyoruz ama ne olacağını bilmiyoruz. Ha, chapter'a göre de 2-3 soru var. Shaka'nın klonu kim? Çok tanıdık biri diye tahmin ediyorum ama kim olduğunu halen bilmiyoruz. Bu da bir sır ve bunu da unutmayalım. Bunu da sonradan fark ettim. Egghead'de bir patlama oluyor ama kimin, neyin, nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Ya chapter'ı kısa bir şekilde böyle size özetleyebildim. Fazla bir şey yoktu. Sizin düşüncelerinizi yorumlarda okumak istiyorum. Farkındaysanız fazla da yani detaya girmeden de bu incelemeyi yaptım. İsteyen izler diye. Neyse arkadaşlar, ben yavaştan kaçarım. Umarım hoşunuza gitti. Umarım iyiydi. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın.